Avrasya gündeminden merhaba sevgili seyirciler. Bugün 2 Şubat 2022 Çarşamba, dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle karşınızdayız. Ukrayna krizi dünyanın bir numaralı gündemi. Diplomasi trafiği sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Rus Dışişleri Bakanları görüştü. Blinken, askerlerinizi Ukrayna sınırından derhal çekin dedi. Washington yönetimi Savunma Bakanını NATO müttefikleriyle görüşmek üzere Avrupa'ya gönderiyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'den açıklamalar var. Endişelerimiz görmezden geliniyor dedi ve ekledi. ABD, Rusya'yı çevrelemek için Ukrayna'yı kullanıyor. İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev'deydi. Dün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü. Ukrayna işgali Rusya için askeri, siyasi ve insani bir felaket olur. Putin geri adım atmalı dedi. İşte diplomasi trafiği son derece hareketli. Sağdaki durumu da konuşacağız. Donbas ve Moskova'dan canlı bağlantılarla tüm gelişmeleri aktaracağız sevgili seyirciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yarın Ukrayna'yı ziyaret edecek. Kritik ziyaret öncesinde Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında savaş istemediğini bir kez daha vurguladı Erdoğan. Nurgül Dönmez Kiev'de kritik ziyareti, Türkiye'nin bölgedeki rolünü, Ankara'nın barış çabalarının yankılarını konuşacağız. Irak ve Suriye kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelerdeki terör yuvalarına karşı Kış Kartalı hava harekatı yapıldı. Operasyonun detaylarını TRT muhabiri Anıl Yağcı Diyarbakır'dan aktaracak birazdan. Kazakistan'da sevgili seyirciler, hükümet üyeleri, milletvekilleri ve valilerin maaşları 5 yıl boyunca donduruldu. Aktau ve Bakü arasında direkt uçuşlar başladı. Türkiye ile Ermenistan arasında karşılıklı uçuşlar da bugün başlıyor. Türkiye-Özbekistan arasındaki dış ticaret hacmi de geçen yıl en yüksek seviyeye ulaştı. İşte Türk dünyasından son gelişmeleri de canlı bağlantılarla aktaracağız. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İbrahim Aydınlı bugün canlı yayın konuğumuz olacak. Üniversitenin Türk dünyası ile ilgili projelerini, kurulması planlanan Türk-Özbek Üniversitesi'ni konuşacağız. Başlıyoruz. Rusya-Ukrayna arasındaki kriz için diplomasi tarafı hareketli. ABD basını ABD Savunma Bakanı'nın Avrupa'ya giderek NATO müttefikleriyle görüşeceğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın askerlerini Ukrayna sınırından çekmesi ve bölgedeki gerilimi düşürmesi çağrısında bulundu. Dünya, Rusya ile Ukrayna arasında tırmanan gerilime odaklanmış durumda. Bir yanda savaş senaryoları, diğer yanda diyalog çağrıları var. Uzmanlar olası bir Rusya işgalinin küresel çapta bir gıda krizine neden olabileceği uyarısında bulunuyor. Zira Ukrayna dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarından biri olarak kabul ediliyor. Türkiye ve Ermenistan arasında 2020'den bu yana gerçekleştirilemeyen uçuşlar bugün karşılıklı olarak yeniden başlıyor. Ermenistan vatandaşları İstanbul-Erivan arası seferlerin ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağlayacağını düşünüyor. Irak ve Suriye kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelerdeki terör yuvalarına karşı Kış Kartalı hava harekatı yapıldı. Harekatta teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah ve eğitim kampları hedef alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, iki ülke arasında işbirliğinin daha da geliştirileceğini söyledi. Lübnan hükümetinin reform çabalarına destek vermeye hazırız dedi. Türk ürünlerinin fiyat, kalite, nakliye maliyeti gibi birçok açıdan Lübnan pazarı için uygun ve cazip olduğuna inanıyorum. Biz de Lübnan'dan ithal ettiğimiz ürünleri bu kapsamda çeşitlendirmeyi arzu ediyoruz. 80 yaşındaki Filistinli Ömer Esad, İsrail askerleri tarafından kelepçelenip darbe edildikten sonra hayatını kaybetti. Ömer Esad'ın ABD vatandaşı olduğunun ortaya çıkmasının ardından Washington, İsrail'e baskı yaptı. İsrail ordusu soruşturma açtı, 3 asker cezalandırıldı. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 381 milyonun can kaybı 5 milyon 705 bini geçti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü koronavirüse karşı zafer ilan etmek için çok erken dedi.
Pfizer ve BioNTech, 5 yaş altına koronavirüs aşısı yapılması için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne acil kullanım onayı başvurusu yaptı. Batı Afrika ülkelerinden Gine-Bissau'da gergin saatler yaşandı. Darbe girişiminin yaşandığı ülkede başkent Bissau'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın etrafında silah sesleri yükseldi. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu olayları darbe girişimi olarak değerlendirdi. Gine-Bissau Cumhurbaşkanı Embalo yaptığı açıklamada durumun hükümetin kontrolü altında olduğunu söyledi. Rusya-Ukrayna arasında kriz için diplomasi trafiği hareketli sevgili seyirciler. ABD basını, ABD Savunma Bakanı'nın Avrupa'ya giderek NATO müttefikleriyle görüşeceğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la telefonla görüştü. Rusya'nın askerlerini Ukrayna sınırından çekmesi ve bölgedeki gerilimi düşürmesi çağrısında bulundu. Rusya-Ukrayna krizinin çözümü için diplomasi trafiği sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri basını, Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin'ın Şubat ayında NATO müttefikleriyle Rusya-Ukrayna gerilimini görüşmek üzere Avrupa'ya gideceğini duyurdu. Austin'ın 16-17 Şubat'ta Brüksel'de düzenlenecek NATO Savunma Bakanları toplantısına katılacağı belirtildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bölgedeki gerginliğe ilişkin açıklamasında Batı'nın Rusya'nın güvenlik endişelerini görmezden geldiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı çevrelemek için Ukrayna'yı kullanıyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la yaptığı telefon görüşmesinde Rusya ordusunun Ukrayna sınırından çekilmesi çağrısı yaptı. Lavrov da görüşme sonrası yaptığı açıklamada NATO ve Amerika Birleşik Devletleri'ne vereceğimiz cevap konusunda kurumlarımız çalışıyor dedi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile görüşmesinin ardından yapılan ortak basın toplantısında Ukrayna işgalinin Rusya için askeri, siyasi ve insani bir felaket olacağını ifade etti. Putin geri adım atmalı dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Rusya ile bir çatışma yaşanması durumunda bunun tüm Avrupa'yı kapsayacak bir savaşa yol açacağına dikkat çekti. Ukrayna parlamentosunda da gündem Moskova ile yaşanan gerilimdi. Oturum sırasında milletvekilleri aralarında Türk bayraklarının da olduğu çok sayıda ülkenin bayrağını açarak Ukrayna'ya verilen destek için teşekkür etti. Ukrayna'ya gideceğiz şimdi. Sınır hattında Doğancan Aksoy bizi bekliyor. Gelişmeleri yerinde takip ediyor Doğancan. Sahadaki son durumu konuşacağız kendisiyle. Diplomasideki hareketliliği aktardık. Açıklamalar, görüşmeler ardı ardına geliyor. Yarın da Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da olacak. Kritik bir ziyaret. Nedir bugüne ilişkin notlar Doğancan? Senden alalım bölgeden. Coşkun Özen, bölgedeki gerilim sürüyor. Diplomatik temaslar çok önemli. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı seyahat çok önemli. Çünkü tekrarlayalım, kriz oldukça derin ve gerginlik çok yüksek. Bu noktada Kiev'e, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürekli üst düzey ziyaretler oluyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı gelmişti. Daha sonrasında İngiltere Başbakanı geldi, Polonya Başbakanı geldi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yarın Kiev'de olacak. İşte böylesine yoğun bir diplomasi gündemi var ama elbette ki kriz de oldukça derin. Tabii şunu söyleyelim, biz yoğun güvenlik önlemleri altında burada bulunuyoruz. Bulunduğumuz nokta çünkü 2014 yılında saldırıya uğradı. Aslında sivil yaşamın da yakın olduğu bir nokta. Bu noktada dolayısıyla biz güvenlik önlemlerimizi sıkı tutma gayreti içerisindeyiz. Bunu sizlere aktaralım çünkü ateşkes ihlalleri devam ediyor. Bu noktada Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre iki ateşkes ihlali gerçekleşti. Son 24 saat içerisinde Rusya yanlısı ayrılıkçıları Marinka ve Piski bölgelerine tank savar ve el bombası ateşleyicilerle saldırıda bulunduğu açıklandı. Ve bu saldırıda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden herhangi bir kayıp, herhangi bir zayiat olmadığı da ifade edildi. Yine bununla birlikte bölgede mayınlı araziler de bulunuyor. Patlayıcılar da bu bölgeye zaman zaman gizlenmiş durumda. İşte Ukrayna ordusu bu noktada sivillerin zarar görmemesi için çalışmalarını da sürdürüyor. Yine son 24 saat içerisinde toplamda 5 hektarlık alan mayın temizleme unsurları tarafından araziler
yaşandı ve yine bu alanda 45 ayrı patlayıcı da imha edilmek üzere güvenli noktalara götürüldü. Yani böylesine gergin bir ortam var. Tabii yine Ukrayna Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada anlaşmalar uyarınca Ukrayna ordusunun pozisyonlarında herhangi bir değişiklik olmadığının da altını çizdi. Bunlar sahadaki en sıcak gelişmelerdi. Tabii yine bununla birlikte dediğimiz gibi diplomatik temaslar da bir yandan sürüyor. İşte Boris Johnson buradaydı. Onun da önemli açıklamaları oldu. Yine Ukrayna'ya gelen bir diğer lider de Polonya Başbakanıydı. Polonya Başbakanı da Ukrayna'ya füze, insansız hava aracı, havan mühimmatı gibi çok sayıda savunma silahı yardımında bulunabileceklerini ifade etti. Gündem böylesine sıcak, hem diplomasi gündemi sıcak hem de masadaki gündem sıcak. Bizim de TRT Haber ekibi olarak buradaki bekleyişimiz bu sıcak bölgedeki haber takibimiz sürüyor diyelim ve söz tekrar size bırakalım. Evet, Doğan Can Aksoy aktardı sahadaki durumu. Ukrayna'nın başkenti Kiev son derece hareketli. Liderlerin biri geliyor biri gidiyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan da yarın Ukrayna'yı ziyaret edecek, Kiev'de olacak. Şimdi Moskova'ya gidelim. Moskova'dan da önemli açıklamalar var. Eşref Yalınkılıçlı, Moskova temsilcimiz karşımızda. İki Dışişleri Bakanı, ABD, Rusya, Blinken ve Lavrov görüştüler. Oradan mesajlar var. Blinken dedi ki derhal Ukrayna sınırından askerlerinizi çekin. Putin konuştu. Putin'in açıklamaları da son derece önemli. Endişelerimiz göz ardı ediliyor. ABD Ukrayna üzerinden Rusya'yı kuşatıyor ifadelerini kullandı. Bugüne ilişkin yeni açıklamalar var mı? Senden alalım detayları. Evet, aslına bakarsanız en çarpıcı açıklama Başkan Putin'den geldi ki zira Başkan Putin geçen hafta verilen yanıtlardan sonra ilk defa konuştu ve bu yanıtlara dair yorumunu ilk defa dün Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Moskova ziyareti sonrası, biliyorsunuz, yapılan ikili basın toplantısında, Orban'la yapmış olduğu basın toplantısında Putin görüşlerini dile getirdi ve özellikle Rusya'nın temel güvenlik garantilerine dair temel talepleri görmezden gelindi diyerek bir kez daha aslına bakarsanız Moskova'daki hayal kırıklığını birincil ağızdan ifade etmiş oldu Başkan Putin ve NATO'nun soğuk savaş sonrası bize verdiği sözleri tutulmadı. Bir inç dahi Rusya sınırlarına genişlemeyeceklerine dair bizlere sözler verilmişti. Ancak bunun tam tersi yapıldığını, bunun tam tersine hareket edildiğini görüyoruz. NATO şu anda Polonya'da, Baltık ülkelerinde, Bulgaristan'da ve Romanya'da ve hala Ukrayna'yı da üye yapmak istiyorlar diyerek tepki gösterdi. Şayet Ukrayna üye yapılırsa Rusya'nın güvenliğinin bu anlamda tehdit altına gireceğini, tamamen tehdit altına gireceğini söyleyerek bir kez daha tepki gösterdi ve NATO Rusya'yı çevrelemek için soğuk savaş mantığıyla bu anlamda Ukrayna'yı bir araç olarak kullanmak istiyor. Biz buna izin vermek istemiyoruz dedi. Şayet şöyle bir cümle sarf etti. Ukrayna'nın üye olduğunu düşünelim. Oraya silah yiyecekler, asker konuşlandıracaklar. Ölümcül silahları bize doğrultacaklar ve Kırım'ı zorla almaya çalışacaklar. Biz de NATO ile savaşmak durumunda kalacağız. Bunu istiyor muyuz? İstemiyoruz dedi. Dolayısıyla savaş istemediklerini ve Ukrayna konusunda diyaloğun devam ettirilmesi gerektiğini söylüyor Başkan Putin. Ancak şu an için herhangi bir şey söyleyemem. Bunun için umudumu taşıyorum. Ancak nasıl olacağına dair şu an bir şey söylemek, önceden kestirmek zor diyerek müzakerelere Rusya'nın açık kapı bıraktığını söylüyor. Dolayısıyla Başkan Putin'in ağzından bu cümleleri duymak, bu yorumları duymak önemliydi ki Orban da aynı şekilde, biliyorsunuz, kendisi Brüksel'e bazı politikalarına karşıtlığıyla bilinen, Brüksel karşıtlığında en ön safta yer alan politikacıların başında geliyor Avrupa Birliği içerisinde Viktor Orban. Orban da sarf ettiği cümlede özellikle şu ana kadar Rusya'ya uygulanan AB yaptırımlarının çoğu Rusya'dan ziyade Macaristan'ı vurdu, Macaristan'ı olumsuz etkiledi diyerek aslına bakarsanız yeni Rusya yaptırımlarına, AB'den gelecek olan yaptırımlara karşı olduklarını bir kez daha Rusya'da, Moskova'da Putin'le beraber dile getirmiş oldu. Dolayısıyla Avrupa içerisindeki bu çatlaklar tabii ki Rusya'nın biraz da işine yarıyor. Rusya hem NATO içerisinde hem de Avrupa Birliği içerisindeki bu çatlakları büyüterek pazarlık payını istemiş olduğu, talep etmiş olduğu güvenlik garantilerine dair pazarlık payını arttırmış görünüyor. Bu anlamda Avrupa Birliği içerisinde dediğim gibi yeknesak bir ses yükselmediği gibi sadece yaptırım tehditleri var ki bu yaptırım tehditlerine de Rusya'dan sürekli tepkiler geliyor. Özellikle NATO'nun Anglo-Sakson kanadının Avrupa'nın güvenliği konusunda Avrupa'yı yanlış yönlendirdiği söyleniyor. Lavrov da aynı şekilde Ukrayna'nın, biliyorsunuz, kendisi Blinken'la görüştü dün telefon görüşmesinde.
NATO ile ABD ve NATO ile özellikle güvenlik konusunda kendilerine bir soru yönelttiklerini, güvenliğin bölünmez bütünlüğü ve kapsamı konusunda bize verilen ABD tarafından verilen yanıtların bizi tatmin etmediği şeklinde bir açıklama yaptı Lavrov. Dolayısıyla Rus tarafı NATO üyesi ülkelerin güvenlik kavramını nasıl anladığı konusunda bazı ülkelerden dolayı endişe duymaktadır dedi ve özellikle 1999 AGİT zirvesinde İstanbul'da imzalanan Avrupa Güvenlik Şartı ve 2010 yılında Astana'da imzalanan, Nur Sultan'da imzalanan o belgeyi uluslararası belgelere gerekçe göstererek AGİT ile Rusya arasında bazı uluslararası belgeler olduğunu ve Avrupa ülkelerinin, NATO ittifak ülkelerinin bu belgelere, uluslararası belgelere uymadığından yakınarak Rusya'nın bunu takipçisi olacağını, NATO üyesi ülkelerden güvenliği nasıl anladıklarına dair dürüst bir cevap almak için ısrarcı olacaklarını söylüyor Lavrov. Diğer taraftan Rusya'nın cevabı konusunda ise henüz netleşmiş bir durumun olmadığı, Rusya kendi cevaplarını vermek için kendi devlet kurumlarıyla, güvenlik kurumlarıyla şu anda koordinasyonu sürdürüyor diyerek aslına bakarsanız Rusya'nın henüz daha cevap vermediğini ve Başkan Putin'in bu konuda son sözü söyleyeceğine işaret etti. Dolayısıyla Şubat ayı geldi artık. Şubat'ın ikisi. Yarın Lavrov biliyorsunuz Pekin'e gidecek. Ertesi gün Putin Pekin'e gidecek ve Çin'le de aynı şekilde Batı ile gerilen ilişkileri değerlendirecek Rusya ve atılması gereken ortak adımlar konusunda Xi Jinping ve Putin bir görüş alışverişi yapacaklar. Daha sonrasında ise buraya İngiltere'den örneğin biliyorsunuz İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace Moskova'ya gelecek hafta geleceğini söyledi. Bugün de gün içerisinde iki gündür yapılamayan Başkan Putin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın telefon görüşmesinin yapılmasını bekliyoruz diyerek isterseniz sözü size bırakalım Coşkun Özen. Evet, Ukrayna-Rusya geriliminde Moskova'dan yansıyan açıklamaların detaylarını aktardı bize Eşref Yalınkılıçlı. Sevgili seyirciler, Rusya geçen yıldan bu yana askerlerini Ukrayna sınırı yakınlarına konuşlandırıyor. Çoğu uzman ve siyasetçi Rusya'nın Ukrayna'yı işgal için toprağın iyice donduğu, Şubat ortasına kadar bekleyeceği, bölgede çamura batmak istemediği görüşünde. Bazı uzmanlar hava şartlarından ziyade siyasi iklimin daha belirleyici olacağını düşünüyor. Ukrayna ve Rusya arasında kriz tırmanıyor. Rusya geçen yıldan beri Ukrayna sınırına asker yığıyor. Rusya tatbikatlar düzenliyor ve yayınladığı videolarla da askeri gücünü dünyaya gösteriyor. Uzmanlar da Rusya'nın olası bir işgal girişimi için doğru zamanı kolladığını iddia ediyor. Bu doğru zamansa Şubat ayı ortası. Çoğu uzman ve siyasetçiye göre Rusya'nın bu zamanı beklemesinin sebebi bu dönemde toprağın donması. Toprak donunca özellikle de tankların çamura saplanması gibi bir risk kalmıyor. Böyle bir ortamda Rus ordusunun ilerlemesinin de kolay olacağı düşünülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın da bu fikri savunanlardan olduğu ifade ediliyor. Ancak bazı uzmanlar bu görüşün doğru olmadığına dikkat çekiyor. Rus savunmasında uzmanlaşmış kıdemli bir politika araştırmacısı olan Dara Masiko, Rus ordusunun her türlü hava koşulunda ve tüm yıl boyunca eğitim gördüğüne dikkat çekiyor. Masiko'ya göre teknolojik gelişmeler ve zemin koşullarına aşina olan Rus askerleri için zamanın ve iklimin bir önemi yok. Masiko'nun da arasında bulunduğu bazı uzman ve siyasetçilere göre hava şartlarından ziyade işgal için siyasi iklimin doğru değerlendirilmesi daha fazla önem taşıyor. Ukrayna ve Rusya arasında gerilim giderek artarken sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin arabuluculuk teklifini dile getirdi. Moskova ve Kiev yönetimlerinden gelen açıklamalar davete olumlu yaklaştıklarını gösterdi. Türkiye'nin bölgedeki rolünün önemine de işaret etti. İşte Ankara'nın barış çabalarının yankılarını ve bu adımın önemini haberimizde özetledik. Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın olmasına, bir barışın özellikle hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz. Bu konuda üzerimize düşen görev neyse bu görevi yapmaya hazır olduğumuzu daha önce de gerek Zelenski'ye gerek Sayın Putin'e de ifade etmiştim. Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz tırmanırken Türkiye tansiyonu düşürmek için adım attı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine Moskova ve Kiev olumlu yaklaşıyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ankara'dan yapılan açıklamaları duyuyoruz. Sorunun çözümüne dair her girişimi memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki durumu çok iyi anladığı belirtildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'yi bir araya getirecek davete olumlu yanıt verildi. Teklif iyi düşünülmüş ve potansiyele sahip sözleriyle değerlendirildi. Ukrayna, Minsk Anlaşması'nda net olmayan ifadeler olduğu görüşünde revize edilmesini talep ediyor. Ukrayna tarafı da diyor ki bu anlaşmanın kapsamı değişmeli. Çünkü çok muğlak husus var. Özellikle Donbas bölgesinde bir referandum ve Donbas bölgesinin ilerleyen dönemdeki statüsü noktasında bir muğlaklık söz konusu. Bunların belirlenmesi gerektiğini söylüyorlar. Uzmanlara göre Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna'nın dahil olduğu Normandiya dörtlüsü sorunun çözümü için etkisiz kaldı. Ateşkes sağlanamadı. Türkiye ise bu konuda önemli adımlar attı. Şu anda Fransa ve Almanya'nın tutumları pasif. Onların bile aslında başaramadığını şu anda Türkiye denkleme dahil olarak lider diplomasisiyle başarmış durumda. Minsk yeniden gündeme gelmiş durumda ve iki ülke aslında belli bir noktada tansiyon düşürme noktasında kısıtlı da olsa ikna edilmiş durumda. Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'ya silahlı bir saldırı ya da işgal yolunu seçmemesi temennisinde. Uzmanlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış için dile getirdiği davet, bölgesel aktör olarak Ankara'nın yerini de sağlamlaştırdı. Türkiye'nin arabuluculuk teklifinin temelinde her iki ülke ile iyi ilişkilere sahip olması yatıyor. Araştırmacılar Ankara'nın bu davetle tarafsız tutumunu teyit ettiğini ifade ediyor. Hiçbir NATO ülkesinin ya da Avrupa Birliği üyesinin böyle bir teklifte bulunamamasının Türkiye'nin önemine işaret ettiğini vurguluyor. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna üzerinden adeta yeni bir soğuk savaş yaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği NATO ittifak ülkeleri Rusya'yı suçlarken Moskova kendisine yöneltilen iddiaları reddediyor. Sevgili seyirciler, gözler her iki ülkeyle de iyi ilişkiler sürdüren Türkiye'ye çevrilmiş durumda. Moskova ve Kiev arasındaki yapıcı rolüyle Ankara diğer NATO başkentlerinden ayrılıyor. Türkiye olası bir savaş riskini önlemede NATO'nun da en çok güvendiği ülkelerin başında geliyor. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri, Soğuk Savaş'ın iki ideolojik kampına yön veren iki büyük güç. Şimdilerde Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı yok. Ancak Rusya ve Batı arasında gerilim eski yaratmıyor. Batı ve Rusya, aralarında Soğuk Savaş'tan kalma ihtilafları Ukrayna üzerinden dile getirerek birbirlerini suçluyor. Güvenlik ve çatışma riskinin Doğu Ukrayna konusunda zirveye çıktığı bu ortamda, Batı'dan gelen açıklamalar savaşı körüklüyor. ABD ve Avrupa Birliği Rusya'ya yeni yaptırımlar getirmeye hazırlanırken Moskova ise askeri tatbikatlarla mesajını Batı'ya iletiyor. Çatışma riskini ortadan kaldırmak için çaba gösteren ülkelerin başında Türkiye geliyor. Ankara'nın böylesi bir süreçte en büyük şansı hem Rusya hem de Ukrayna ile olan yakın komşuluk ilişkileri. Rusya ve Batı arasındaki Ukrayna krizi derinleşirken süreçte bir ülke öne çıkıyor. Türkiye. NATO'nun ikinci büyük ülkesi Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki denge siyaseti daha da önemli hale geldi. Hem Kiev hem de Moskova çatışma çözümü konusunda Ankara'ya güvenle bakıyor. Moskova ve Kiev arasında arabulucu olmaya hazırlanan Ankara'nın bu yaklaşımı Batı ve Rusya'da ilgi görüyor. Rusya'ya karşı ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'den gelen yaptırımlara katılmayacağını bildiren Ankara, sorunun diyalogla çözülmesini istiyor. Moskova S-400 konusunda geri adım atmayan NATO üyesi Türkiye'nin samimiyetine güveniyor. Kiev ise Kırım konusunda kendisine destek veren Türkiye'nin çabalarını takdirle karşılıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski ve yeni Avrupa arasındaki güvenlik çatlağını daha da büyütmek istiyor. Rusya'nın Almanya ve Fransa ile diplomatik ve ekonomik ilişkileri NATO'nun Anglo-Sakson kanadını zora sokmuş gözüküyor. Türkiye ise kuzeyinde yeni bir çatışma ve istikrarsızlık alanı istemiyor. Batı İttifakı'nın Rusya ve Ukrayna konusunda attığı yanlış adımların faturasını Ankara ödemek istemiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ve Zelenski ile yapacağı görüşmeler Türkiye'nin önemini bir kat daha artıracak. Ankara, NATO içerisinde yer alan bir ülkenin hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi ilişkiler kurabileceğini gösterdi. Rusya ile müzakerelerinden Libya, Suriye ve Karabağ'da sonuç alan Türkiye, Donbas konusunda da diplomasiyi zorlayacak. İşte tüm bu değerlendirmeler ışığında yarınki ziyaret son derece önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Ukrayna'ya gidecek. Biz de Kiev'e gidelim şimdi. Nurgül Dönmez TRT muhabiri işte bu ziyareti takip edecek. Önemli bir ziyaret dedik. Dünya günlerdir, aylardır Rusya-Ukrayna krizine kilitlenmiş durumda.
Bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmeden ne gibi sonuçlar elde edecek? Türkiye'nin diplomatik girişimleri sonuç verecek mi? Senden alalım Kiev'deki yankılarını işte bu ziyaretin yarınki. Yarın gerçekleşecek kritik bir ziyaret olacak. Diplomasi yönünden işte Türkiye'nin attığı önemli adımlardan biri olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan taraflardan Ukrayna Cumhurbaşkanı ile bir araya gelecek. Aslında Türkiye ile Ukrayna arasındaki yüksek düzeyli stratejik işbirliği konsey toplantısının 10.sü düzenlenecek yarın. İki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak ama tabii ki bu sıcak gündemde en önemli başlık masada Ukrayna-Rusya arasındaki kriz olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önceki açıklamalarında sık sık barış için biz arabuluculuk yapabiliriz demişti. Bölgemizde bir savaş ortamı arzu etmiyoruz demişti. İşte yarın bu noktada Zelenski ile atılabilecek barış yolunda adımları ele alacaklar. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan öğleden sonra burada olacak. Zelenski ile baş başa görüşecek. Sonrasında ise bir imza programı olacak. İşte bu imza töreninde de Türkiye ile Ukrayna arasında bir serbest ticaret bölgesi anlaşmasının gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu görüşmelerin ve imzanın ardından ise iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek. İşte gözler de bu basın toplantısında olacak. Zira liderlerin bölgedeki tansiyona ilişkin vereceği mesajlar büyük önem gösteriyor. Bu tansiyonu düşürebilecek adımlar gelebilecek mi? Bu noktada da önemli bir açıklama olacak yarınki basın toplantısı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Cumhurbaşkanı ile yarın görüşecek. Taraflardan diğeri Rusya Devlet Başkanı Putin'le de görüşme planı vardı ve Türkiye'ye davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine Putin de olumlu bir yanıt verdi ve Pekin Olimpiyatları'nın ardından Türkiye'ye gelecek Putin. Ve bu şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Ukrayna Devlet Başkanı hem de Rusya Devlet Başkanı ile ayrı ayrı görüşerek tansiyonu düşürme yönünde çabalarına devam edecek. Yarınki mesajlar, yarınki açıklamalar ve ikili görüşmede ele alınacak konular bizler tarafından da yakından takip edilecek ve biz gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz Kiev'den. Evet Nurgül Dönmez Kiev'de TRT Haber ekibi işte bu kritik ziyareti yerinde takip ediyor. Yarın da gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz sevgili seyirciler. Türkiye'nin terörle mücadelesi de bir yandan devam ediyor. Irak ve Suriye kuzeyinde teröristler tarafından üst olarak kullanılan bölgelerdeki terör yuvalarına karşı Kış Kartalı hava harekatı yapıldı. Harekata ilişkin detayları Diyarbakır'dan muhabir arkadaşımız Anıl Yağcı'dan alacağız. Coşkun Özen, Türk Silahlı Kuvvetleri PKK, KCK, YPG ve bölgedeki diğer terörist gruplara karşı dün gece önemli bir hava harekatı düzenledi. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan Sincar, Karaçak ve Derik bölgelerindeki teröristler tarafından kullanılan silah depoları, mühimmat depoları, barınaklar, mağaralar, sığınaklar ve de sözde karargahlar bu hava harekatında tam isabetle vuruldu. Kış Kartalı ismi verildi bu harekata. Bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yüksek hassasiyet gösterildi. Ve de yine bu operasyonlarda yüksek miktarda yerli ve milli mühimmatlar kullanıldı. Geçtiğimiz dönemlerde hatırlanacağı üzere Irak'ın kuzeyine pençe operasyonları yapılmıştı. İşte bu operasyonlar sonrası ağır kayıplar veren terörist gruplar yuvalanmak için yeni alan arayışına girdiler. İşte bu durumdan haberdar olan güvenlik güçleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı teröristlerin yeni yuvalanma alanlarını tespit etti ve de bu alanlar belirttiğimiz gibi dün gece saatlerinde geniş katılımlı bir operasyonla çok sayıda savaş uçağı İHA ve SİHA katıldı. Tek tek tam isabetle vurularak bu hedefler imha edildi. Bizler şu anda operasyonlara yakın bir bölgedeyiz. Yeni gelişmeler oldukça gün içinde aktarmaya devam edeceğiz. Evet Anıl Yağcı Diyarbakır'dan aktardı. Sevgili seyirciler işte o operasyonu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar Kış Kartal Harekatı'nı harekat merkezinde yerinden takip etti. Operasyonun başarılı bir şekilde icra edildiğini belirtti Savunma Bakanı Akar. Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı dedi. Bizim maksadımız 84 milyon vatandaşımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak. Bu çerçevede Irak'ın kuzeyinde ve bir bölümüyle de Suriye'nin kuzeyindeki hedefler,
hassas bir şekilde planlandı ve başarılı bir şekilde de icra edildi faaliyetler. Hem planlamada hem icrada masum insanlara zarar vermemek için, çevreye zarar vermek için gerekli her türlü de tedbiri de aldık ve bu tedbiri alarak bu faaliyetlerimizi icra ettik. Teröristlerin barınakları, sığınakları, korunakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı ve teröristler, ben inanıyorum ki bir kez daha sizlerin, hava kuvvetlerimizin ve sonuçta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin nefesini bir kez daha enselerinde hissettiler. Bunlar tabii son zamanlarda bu terördeki, teröristlerdeki ve ortamdaki çöküşü görüyorlar. Ve bu çöküşün ne kadar hızlandığının da farkındalar. Baştakiler bunu anladılar. Ve bizim temennimiz alttakilerin de bu çöküşü görmeleri ve bir an önce bu işten vazgeçip adalete teslim olmaları. İlk belirlemelere göre arkadaşlarım, çok sayıda bu operasyon sonunda teröristin etkisi hale getirildiğini, her renkten teröristin etkisi hale geldiğine dair istihbari bilgiler almaya başladık. Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören Şuşa beyannamesini içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un imzasını taşıyan teklif 3 Şubat Perşembe günü Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek sevgili seyirciler. Azerbaycan ile Türkiye arasında geçen yıl imzalanan Şuşa beyannamesi hayata geçiriliyor. Beyannamenin onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun teklifi Mustafa Şentop'un imzasıyla meclis başkanlığına sunuldu. Kanun teklifi 3 Şubat Perşembe günü Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek. Şuşa beyannamesi 15 Haziran 2021'de Azerbaycan'ın Şuşa kentinde iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından imzalanmıştı. Azerbaycan'la Türkiye'nin askeri savunma alanında ortak işbirliğini öngören ortak bildiri Azerbaycan Milli Meclisi tarafından da onaylandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'la görüştü. O görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayi alanında işbirliği konuları ele alındı. Bakan Akar, Azerbaycan ve Türkiye'nin Kafkasya'ya huzurun gelmesi için elinden gelen gayreti gösterdiğine dikkati çekti. Hasanov da Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği için mevkidaşı Akar'a teşekkür etti. İki devlet, tek millet vurgusu yapıldı. Bölgesel savunma ve güvenlik konularıyla savunma sanayi alanında işbirlikleri ele alındı. Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın davetlisi olarak Ankara'daydı. İki mevkidaş önce baş başa görüştü. Heyetler arası görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi. Şuşa beyannamesinin önemine dikkat çeken Bakan Akar, bu belge istikametinde iki ülke arasındaki işbirliklerine değindi. Şuşa beyannamesi bizim için son derece açıklayıcı, son derece yolumuzu, önümüzü, stratejimizi belirleyici bir belge. Yaptığımız çalışmalarla silahlı kuvvetlerimizin, ordularımızın her geçen gün daha ileriye gitmesinden de büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İki devlet, tek millet olan Azerbaycan ve Türkiye'nin bu konuda Kafkasya'ya barışın, huzurun gelmesi için elinden gelen gayreti gösterdiğini herkes görüyor. Hasanov gösterdiği misafirperverlikten dolayı Bakan Akar'a teşekkür etti. Azerbaycan ordusunda yaptıkları reformlarda Türkiye'den aldıkları desteğin önemli bir payı olduğuna dikkat çekti. Bu istikamette Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan'a büyük desteği var. Ona göre de bu işte de biz büyük yol hattetmişiz. Kısa bir müddette Azerbaycan ordusu, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri öz dövüş kabiliyetini artıracak ve her tefe bütün uygunlaşma hayata geçirmeyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir yerde faaliyete hazır olacak. Türkiye ve Ermenistan arasında 2020'den bu yana gerçekleştirilemeyen uçuşlar bugün karşılıklı olarak yeniden başlıyor. Ermenistan vatandaşları İstanbul-Erivan arası seferlerin ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağını düşünüyor. Türkiye ile Ermenistan arasında ilk uçuşlar başlıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Erivan'a haftada 3 kez karşılıklı sefer düzenlenecek. Erivan-İstanbul Havalimanı arasında ise haftada 3 gün sefer yapılacak. Ermenistan halkı Türkiye ile karşılıklı uçak seferlerinin başlamasından memnun. Türkiye ile Ermenistan arasındaki uçuşların olması iyi. Ticarete baktığımızda Türkiye'den çok kaliteli malların getirilmesi mümkün oluyor.
Türkiye'deki dükkanlarda da Ermeni ürünlerini görmeyi istiyoruz. Uçuşların iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesine katkı sağlayacağı da düşünülüyor. Uçuş süresinin 2 saat olduğu iki ülke arasında 2019 yılında 61.431 yolcu taşınmıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Kıbrıs Misyon Şefi Colin Stewart'ı kabul etti. Görüşmede Tatar, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statü kararlılığından asla vazgeçmeyeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar yaklaşık bir saat süren görüşmede eşit egemenlik vurgusu yaptı. Tatar, Stewart'a Kıbrıs Türk tarafının var olan iki devletin eşit uluslararası statüsüne ve egemen eşitliğine dayalı işbirliğini öngören çözüm anlayışına bağlılığını yineledi. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statü kararlılığından vazgeçmeyeceğini söyledi. Bu çerçevede buluşulacak ortak zeminle Kıbrıs adasında gerçekçi, adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması yolunda ortaya konulan çabanın sürdürüleceğini ifade etti. Kazakistan'a gideceğiz şimdi sevgili seyirciler. Kazakistan hükümet üyeleri, milletvekilleri ve valilerin maaşlarını 5 yıl boyunca arttırmayacak. İşte bu önemli kararın detaylarıyla başlayacağız. Kazakistan gündeminden notlara. Bu arada Aktau ile Bakü arasında direkt uçuş seferleri de başladı. Nedir gelişmelerin detayları, senden alalım Caner Salıbay. Teşekkürler Coşkun Özen. Sizin de belirttiğiniz gibi Kazakistan'da bakanlar, milletvekilleri ve bölge valilerin maaşları 5 yıl boyunca artırılmayacak. Hükümet bugün yetkililerin maaşının artırılmasına ilişkin moratorium kararını kabul etti. Söz konusu karar Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in talimatı üzerine yapıldı. Ocak olayları sonrası Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında yetkililer ve halk arasındaki diyaloğun etkisiz olduğuna vurgu çekerek bu yönde çalışmaların yapılması gerektiğini vurgulamıştı. Öte yandan Kazakistan'ın iktidar partisi Nur Otan Partisi'nin genel başkan yardımcısı Bauırjan Baybek görevinden alındı. Cumhurbaşkanı Bauırjan Baybek'e uzak yıllardır yaptığı çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sundu. 28 Ocak tarihinde yapılan partinin olağanüstü kongresinde Cumhurbaşkanı partinin yeniden yapılandırması gerektiğini vurgu çekti. Özellikle genel başkan yardımcısı pozisyonunda değiştirilmesi gerektiğini açıklamıştı. Bauırjan Baybek, Kazakistan İktidar Partisi Nur Otan Partisi'nde iki kez genel başkan yardımcısı görevini sürdürdü. Öte yandan sizin de dediğiniz gibi Aktau ve Bakü arasında direkt uçuşlar 18 Şubat'tan itibaren başlayacak. Uçuşların haftada 3 gün Salı, Cuma ve Pazar günleri olmak üzere yapılması bekleniyor. Ayrıca salgın koşullarından dolayı uçmasına izin verilen yolcu kategorileri uçaklara alınacak. Kazakistan'a gelecek tüm yolcular en fazla 72 saat önce yapılan negatif sonuçlu PCR testini ibraz etmeli. Ayrıca Kazakistan ve Azerbaycan arasındaki uçuşlar salgın durumu istikrara kavuştuktan sonra geçen yılın 7 Kasım'dan itibaren yapılmakta olan Almaty-Bakü-Almaty istikametinde Perşembe ve Pazar günleri de uçuşların yapılmakta olduğunu hatırlatalım. Ve sözü tekrar size bırakalım. Arsalıbay'dan aldık. Kazakistan gündeminde öne çıkan başlıklar böyleydi. Özbekistan'a gideceğiz şimdi. İki ülke arasındaki ticaret hacmi sevgili seyirciler. Geçtiğimiz yıl 3 milyar 645 milyon dolar olarak gerçekleşti. İşte bu rakam iki ülke tarihinde bugüne kadar yaşanan, karşılaşılan en yüksek seviye olduğu dış ticarette. Şimdi bu rakamları konuşacağız. Taşkent'e gidelim. Şahrukbek Alimov karşımızda. İki ülke ilişkilerinin son yıllarda katlanarak geliştiğini biliyoruz ama bu rakamlar gerçekten çok sevindirici. 3 milyar 645 milyon dolar geçtiğimiz yıl dış ticaret hacmi. Ayrıntıları neler? Senden alalım detaylarını. Evet Coşkun Bey, Özbekistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler ister ticari alanda, ister siyasi, ister kültürel alanda olsun gelişmeye devam ettiğini birkaç defa yayınlarda konuşuyoruz ama bugün biraz rakamlar üzerinden yürümek istedik ve dediğimiz gibi Özbekistan ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2021 yılında 3 milyar 645 milyon doları kaydetti ve bu rakamlardan Özbekistan'a ihracat 1 milyar 845 milyon dolar, ithalat ise
$1.8 milyon olarak gerçekleştirdi 2021 yılın Ocak-Aralık aylarında ve geçtiğimiz yıla göre yani 2020 yılına göre %72 oranda arttığını söyleyebiliriz. Bir önceki seneye göre ithalatını sadece %19 olarak arttırdığını söyleyebiliriz ve Türkiye'den ise ithalatını %60 oranında arttırdığını ve bu büyük bir ilerleme, büyük bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz iki ülke arasındaki ilişkiler açısından. Örneğin Rusya'dan %31, Çin'den %9, Kazakistan'dan %30 oranında ithalatın arttırdığını kaydetmek gerekiyor ki Türkiye'den ithalat %60 oranında arttığını bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Ayrıca 2021 yılında Özbekistan'dan Türkiye'ye seyahat oranı da yükselişte bir rakamları kaydetti. Özbekistanlı turistler sayısı pandemi öncesi dönemdeki kayıtları üstesinden geldi ve daha önceki yani 2019 yılında sadece 2 bin Özbekistan vatandaşı Türkiye'ye seyahat etmiş ise bu sene yani 2021 yılında 270 binin üzerinde Özbek vatandaşları Türkiye'ye seyahat etti ve pandemi öncesi dönemdeki kayıtlarını bir kez daha yenileyen 3 ülkeden biri oldu. Bunlar Ukrayna, Özbekistan ve Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlarıydı. Dediğimiz gibi Özbekistanlılar daha çok Türkiye'ye seyahat etmeyi tercih ettiler. Geçtiğimiz yılda malum Türkiye'yi 30 milyona aşkın turist seyahat etti. Dediğimiz gibi Ukrayna, Birleşmiş Arap Emirlikleri ve Özbekistan turistleri 2019'daki kayıtlarını yenilemiş oldular. 252.138 turist ziyaret etmişti 2019 yılında. 2020 yılında ise 102.598 Özbek vatandaşı Türkiye'de bulundu ve 2021 yılında 272.604 Özbek vatandaşı Türkiye'ye seyahat etmeyi tercih etti ve bu iki ülke arasındaki ilişkilerin ne kadar ileriye gittiğini gösteriyor aslında ve kültürel, siyasi ve ticari bağların yükseldiğini de söylemek gerekiyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin geldiği nokta gerçekten son derece sevindirici. İşte bu rakamlara da yansıyor. Şahrukbek Alimov Taşkent'ten aktardı. Geçen yıl iki ülke tarihinin en yüksek dış ticaret hacmine ulaşıldı sevgili seyirciler. Türk dünyası ile ilişkilerimiz son derece kıymetli ve önemli. Değerli bir konuğumuz olacak bu dakikalarda Avrasya gündeminde. Sevgili seyirciler, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara'da bulunan 7 devlet üniversitesinden biri. Üniversite genç olmasına rağmen ismini sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da duyurmuş durumda. Geçtiğimiz hafta Özbekistan'a gerçekleştirilen o resmi ziyaret sırasında Türk-Özbek Üniversitesi'nin kurulması da gündeme gelmişti. Bunun yanı sıra Türk dünyasıyla ilgili önemli projelerde söz konusu. İşte konuğumuz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İbrahim Aydınlı. Hemen ona dönelim ve sorularımızı soralım. Şimdi Avrasya gündemi olarak biz tabii işimiz Türk dünyasındaki yaşanan gelişmeleri an be an izleyicilerimize aktarmak. Bunu çok severek yapıyoruz. Biraz önce Özbekistan'la bağlandık. İki ülke dış ticaret hacmi işte 3 milyar 650 milyon dolara ulaşmış. Bu ülke iki ülke tarihinin en yüksek rakamı. İlişkiler sadece ekonomiyle de sınırlı değil. Kültürel alanda, siyasi alanda, eğitim alanında özellikle sıkı işbirlikleri var. Biz biliyoruz Kırgızistan'da Manas Üniversitesi, Kazakistan'da Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi. Şimdi bir müjde daha aldık. Özbekistan'da Türk-Özbek Üniversitesi. Ne düşünürsünüz bu konuda? Son derece kıymetli olduğuna inanıyoruz biz. Sizden alalım görüşlerinizi, düşüncelerinizi. Evet, öncelikle Coşkun Bey bu fırsatı TRT Ağız olarak bizlere verdiğiniz için ben çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki buradan Türk dünyasına, hasreten Özbekistan'a selam ve sevgilerimi iletiyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi üniversitemiz aslında henüz 10 yaşında bir üniversite. Ancak bir üniversitede olması gereken tüm fakültelere sahibiz. Bu anlamda gerçekten yetkin akademisyenlerimizle çok hızlı bir şekilde yapılanmış bir üniversite Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Bendeniz 2019 Mayıs'tan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından rektör olarak atandıktan bu tarafa ilk yurt dışı gezimi özellikle pandemi öncesi 2020'nin ilk haftasında Özbekistan'a yaptım. O günkü büyükelçimizin de sayesinde bir hafta içerisinde Özbekistan'da özellikle Türk İslam medeniyetinin şaheserlerinin bulunduğu 3 önemli şehirde
8 üniversiteyle üçlü işbirliği anlaşmaları yaptık. Tabii araya bir pandemi süreci girdiği için biz bu anlaşmaların gereğini biraz daha online şeklinde devam ettirdik. Daha sonra yeniden her iki ülke arasında mobilizasyon yani hareketlilik başladığı andan itibaren yine ilk gittiğim yurt dışı olarak seyahatim Özbekistan'a gerçekleşti. Bu konuda ben gerçekten Özbekistan devlet yetkililerine de çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle 1 Eylül Özbekistan Bağımsızlık Günü münasebetiyle ve aynı zamanda Taşkent Üniversitesi, Taşkent Hukuk Üniversitesi'nin de 30. yıl yaş kutlamalarını beraberce kutlamak adına onur misafiri olarak bizleri davet ettiler. Ve benim ikinci defa Özbekistan'a bu sayede gitmiş olduk. Orada tekrar ilişkilerimizi gözden geçirdikten sonra bu sefer de geçen hafta sizin de belirttiğiniz gibi YÖK Başkanımız Erol Özvar hocamızın öncülüğünde Türkiye'nin önde gelen başta Ankara, İstanbul, Boğaziçi gibi, Ege gibi önde gelen üniversiteleriyle hep beraber ayrıca Rize'den Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi rektörüyle beraber bir ilmi, bilimsel bir gezi ziyaret düzenlendi. Ve bu ziyaretin asıl amacı iki ülke nezdinde kurulacak olan ortak üniversiteydi. Ve gerçekten de bu karar orada verildi. İnşallah bundan sonra her iki ülkenin cumhurbaşkanlarının atacağı nihai imza sonucunda bu kuruluş gerçekleşmiş olacak. Yayında belirttiğiniz gibi bu Türk-Özbek Üniversitesi değil, ben düzelteyim, Özbek-Türk Üniversitesi olarak kararlaştırıldı. Çünkü üniversitenin yeri inşallah Özbekistan'ın Taşkent şehrinde olacak. Son derece önemli. Biz biliyoruz ki işte Kazakistan. Tabii burada bizim üniversite olarak, evet. Kazakistan'da Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kırgızistan'da Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi. O ülke için değil sadece, o ülkeler için değil, tüm Orta Asya için cazibe merkezleri haline geldiler. Dileriz Özbek-Türk Üniversitesi de benzeri bir atılımı, gelişmeyi gösterecektir. Hem Özbekistan hem de bölge açısından. Üniversitenizin Türk dünyası ile ilgili projeleri, çalışmaları olduğunu da biliyoruz. Onlardan da biraz bahseder misiniz? Evet. Tabii belirttiğim gibi biz aslında uluslararası bir üniversiteyiz. Yani 108 ülkeden 2400'ü aşkın öğrencimiz var. Tabii ki Özbekistan'dan da öğrencilerimiz var. Bu konuda zaten benim hedef olarak Türkistan bölgesinde Özbekistan'ı seçmemin çok değişik nedenleri var. Kendi özel bir hatıram da var. Ankara Hukuk Fakültesi'nde lisans döneminde okurken ilk Türkistan bölgesinden iki arkadaşım Özbek'ti. Onların da bende bıraktığı güzel hatıralar neticesinde içimdeki bir uhdeyi de Özbekistan'la ilişki kurarak gerçekleştirmiş olduk. Tabii biz burada Özbekistan'la üniversitemiz arasındaki ilişkileri sadece bilimsel anlamda da bırakmadık. Mesela 2021 tarihinde Türkiye'de Bir Ağaç Bir Nefes kampanyasıyla yapılan, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yapılan ağaç dikme kampanyasında biz Özbekistan Hatıra Ormanı oluşturduk. Ve gerçekten de o günlerde üniversitemizde gerçekleştirdiğimiz dünden bugüne Uluslararası Özbekistan Sempozyumu vardı. Buraya katılan 17 civarında Özbekistan bilim adamıyla beraber ilk ağaçlarımızı burada dikmiş olduk. Tabii Özbekçe de ağaç draht anlamına geliyor. Onlar draht ekmek diyorlar. Ve gerçekten de bu bir berekete vesile oldu. Daha sonra takibinde özellikle Ali Meclis Başkan Yardımcısı Saidov ve parlamenter arkadaşlarıyla beraber yine Türkiye-Özbekistan Parlamenterler Dostluk Grubu Başkanı Osman Mestan vekilimizle beraber üniversitemizi ziyaret ettiklerinde onlarla beraber de yine Özbekistan Hatıra Ormanı'na ağaçlarımızı ve isim belirleyerek tek tek bunları dikmiş olduk. Yani bu anlamda biz aslında Özbekistan'la her anlamda, kültürel, sosyal, bilimsel anlamda üniversitemizle beraber ilişkiler kurmak istiyoruz. Tabii burada bizim asıl üzerinde yoğunlaştığımız üniversite Taşkent Hukuk Üniversitesi. Ben de bir hukukçu olarak bu konuda biraz daha ilişkilerimizi yoğunlaştırdık. Şu anda 15 günde bir yapılan her iki üniversite arasında online sempozyumlar oluyor. Özellikle uluslararası ticaret, yapay zeka ile hukuk bağlantısı, yine tahkim gibi, insan hakları gibi konularda şu anda hocalarımız sürekli olarak online görüşmeler yapıyorlar, toplantılar yapıyorlar
Ve bu toplantılar neticesinde ortaya çıkan tebliğleri de biz inşallah uluslararası alanda yayınlamayı düşünüyoruz. Evet, Türk Devletleri Teşkilatı kurulurken liderler 2040 yılına ilişkin önemli bir vizyon, önemli bir perspektif de ortaya koydular. Eğitimde, işbirliği de bunun alt başlıklarından biri. Üniversitelerimize de büyük görev düşüyor aslında. İşte o 2040'a giden kutlu yolculukta üniversiteniz de bu yöndeki çabalarını ortaya koymuş durumda. Sayın İbrahim Aydın, çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldınız. Üniversitenizi Türk dünyasıyla olan ilişkilerini aktardınız. Çok teşekkürler, kolaylıklar diliyoruz bundan sonraki çalışmalarınızda da. Sevgili seyirciler, salgınla ilgili gelişmelerle devam edeceğiz. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 381 milyonu, can kaybı 5 milyon 705 bini geçti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü koronavirüse karşı zafer ilan etmek için çok erken dedi. Pfizer, BioNTech 5 yaş altına koronavirüs aşısı yapılması için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne acil kullanım onayı başvurusu yaptı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde basın toplantısı düzenledi. Ghebreyesus, dünyanın çoğu bölgesinde koronavirüs kaynaklı ölümlerde çok endişe verici bir artış gözlemliyoruz dedi. Koronavirüse karşı zafer ilan etmek için çok erken ifadelerini kullandı. Örgütün internet sitesinde yayınlanan haftalık koronavirüs raporunda ise alfa, beta, gamma, delta, lambda ve mu varyantlarının küresel çapta varlığının azaldığı belirtildi. Omikron'un ise kendinden önceki varyantların neredeyse yerini tamamen aldığı kaydedildi. Pfizer ve BioNTech şirketi 5 yaş altı çocuklara koronavirüs aşısı için Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi'ne acil kullanım onayı başvurusu yaptı. Şirketten yapılan açıklamada başvuru talebini acil ihtiyaç nedeniyle Gıda ve İlaç Dairesi'nin istediği bildirildi. Belçika'da salgın politikalarında hükümete danışmanlık yapan uzmanlar, ülkedeki koronavirüs vakalarında 2021 yılı sonundan beri süren hızlı artışın durduğunu açıkladı. Omikron varyantının neden olduğu 5. dalgada tepe noktasının geride kaldığı vurgulandı. Norveç, koronavirüs kısıtlamalarını gevşetme kararı aldı. Buna göre evden çalışma kaldırıldı, tiyatro, spor müsabakaları gibi etkinliklerde seyirci kısıtlamasına son verildi. Kısıtlamaların 17 Şubat'ta tamamen kaldırılacağı açıklandı. Çin'e gideceğiz şimdi sevgili seyirciler. Pekin'de olimpiyat oyunlarının başlamasına 2 gün kala. Oyunlar için ayrılan bölgeden yeni vakalar gelmeye devam ediyor. Son 24 saate yapılan testlerde 32 yeni vaka tespit edildi. Testi pozitif çıkan sporcular oyunları kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya. Pekin'e gidelim şimdi. TRT Pekin temsilcisiyle Musab Ergit'le konuşacağız. 2 gün kaldı oyunların başlamasına ama salgın tehlikesi orada da hala etkin. Nedir alınan önlemler? Senden alalım detayları 2 gün kala olimpiyatlara. Evet Coşkun Özen, artık geriye sayım tamamlanmak üzere. Cuma günü olimpiyat oyunlarının açılış töreni yapılacak. Ancak az önce senin de belirttiğin gibi açılış törenine 2 gün kala köyden oyuncuların ve diğer olimpiyat katılımcılarının bulunduğu köyden, olimpiyat köyünden yeni vaka haberleri gelmeye devam ediyor. Son 24 saatte yapılan testlerde 32 yeni vaka daha tespit edildi ve bu yeni vakaların bir kısmının oyunlara katılım için gelen havalimanında yapılan testlerde belirlenirken yine bir kısmının da hali hazırda olimpiyat köyü içerisinde bulunan katılımcılar arasında çıktığı açıklanmış durumda ve özellikle de testi pozitif çıkan sporcuların ise artık oyunları kaçırmasına kesin gözüyle bakılıyor ki testi pozitif çıkarsa bir sporcu, katılımcı hemen izolasyona alınıyor ve 7 günün ardından 2 test yapılıyor. 24 saat içerisinde yapılan 2 negatif sonuçlu test ile sporcu izolasyondan çıkabiliyor, ancak artık oyunların başlamasına 2 gün kaldığı için testi pozitif çıkan sporcuların yarışmaları, müsabakaları kaçırması oldukça yüksek bir ihtimal gibi öne çıkmış durumda. Tabii bir yandan artık o testler devam ederken de bir yandan da geri sayıma sonlara doğru yaklaştığını söylemiştik. Bu anlamda
Olimpiyatlara katılmak için Çin hükümeti birçok yabancı lideri de açılış törenine davet etmişti. Bu anlamda geri dönüşlere bakılacak olduğunda aslında çok büyük bir kalabalık beklenmiyor Pekin'de açılış törenine katılmak için. Hem ABD başta olmak üzere bazı ülkeler tarafından alınan diplomatik boykot kararı, gerekse de koronavirüs salgını önlemlerinin getirdiği durumlar nedeniyle katılım yapacak devlet başkanı, hükümet başkanı seviyesinde çok fazla isim yok. Ancak katılacak olan isimler arasında dikkat çekici isimler de var. Bunlar arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çin'e gelecek. Ayrıca açılış törenine katılacağı gibi Çin lideri Xi ile de baş başa bir görüşme yapacak Rus lider Putin. Rus liderin haricinde toplamda 18 devlet başkanı ve kraliyet mensubu, 4 hükümet başkanı, 1 meclis başkanı da yine Olimpiyat oyunlarının açılış törenini izlemek için Pekin'e gelecek isimler arasında bulunuyor. Az önce belirtmiştim, ABD, İngiltere ve Avustralya oyunlara diplomatik boykot kararı almıştı. Özellikle Sincan Uygur bölgesinde yaşanan insan hakları ihlalleri nedeniyle birçok ülke diplomatik boykot kararı açıklamıştı. Kuzey Amerika, Batı Avrupa'dan da yine bir ülke üst düzey bir temsilci ile olimpiyat törenlerinde, açılış törenlerinde bulunmayacak. Tabii bununla birlikte olimpiyat oyunlarının kapalı devre olarak da yapılacağını söyleyelim. Yani olimpiyatlara gelen, olimpiyatları izlemek, olimpiyatlarda yarışmak için gelen tüm katılımcılar hiçbir şekilde yerel halkla temas edemeyecekler. Çin'e ayak bastıkları havalimanından özel otobüslerle olimpiyat köyüne taşınıyorlar ve burada yarışmalar boyunca, müsabakalar boyunca burada kalacaklar, burada yaşayacaklar. Hiçbir şekilde dışarıya çıkamayacak, hiçbir şekilde yerel halkla temas etmesine izin vermeyecekler. Pekin'deki olimpiyatların organizatörleri salgınla mücadelede, olimpiyat köyünün dışarısına sarkmaması için böyle bir önlem almış durumda. Toparlamak gerekirse olimpiyat oyunlarının başlamasına 2 gün kaldı, ancak yine de yeni vakalar, olimpiyat katılımcılarının kaldığı olimpiyat köyünden yeni vaka haberleri gelmeye devam ediyor. Son 24 saatte 32 yeni vaka açıklandı ki artık testi pozitif çıkan sporcuların da yarışmaları, müsabakaları kaçırmasına kesin gözüyle bakılıyor diyelim ve sözü size bırakalım Coşkun Özen. Evet, salgının gölgesinde başlayacak Pekin Kış Olimpiyatları. Musa Peryiğit aktardı detayları. Önemli düzeyde katılım da var, liderler düzeyinde ikili görüşmelere de sahne olacak. Bu arada Türkiye'de sevgili seyirciler, vaka sayısında dün rekor sayılara ulaşıldı. 102.600 yeni vaka tespit edildi ülkemizde. İşte bugün de bilim kurulu toplanıp bu yeni durumu değerlendirecek. Böylelikle Avrasya gündeminin sonuna geldik biz de bu haberlerle birlikte. Yarın aynı saatte dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle biz karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. We'll be right back.